Merhaba, gökbilimciler galaksimizde daha önce bulunan hiçbir şeye benzemeyen Samanyolu'nun kalbinde gizemli yeni bir nesne sınıfı keşfettiler. Kıdemli araştırmacı Andrea Ghez'e göre nesneler gaz gibi görünüyor ancak yıldızlar gibi davranıyor. Çünkü küçük ve kompakt bir şekilde başlayıp galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğe yaklaştıklarında daha büyük bir boyuta geriliyorlar. Araştırmacılar bu nesnelerin bize yıldızların evrimini ve aşırı yerçekimi ortamlarında gök cisimlerine ne olduğunu öğretebileceğine inanıyor. Bulmaca, 2005 yılında gökbilimcilerin gök adamızın merkezine yakın bir yerde süper kütleli kara deliğin etrafında garip bir şekilde yörüngede dönüyormuş gibi görünen G1 adlı bir nesne tespit etmeleriyle başladı. Zaten Samanyolu galaksimizdeki gizemli G nesnelerinin adı da buradan gelmekte. Sonraki yıllarda G2'den G6'ya kadar numaralandırılmış 5 nesne daha keşfedildi. İlk başta bu nesnelerin gaz bulutları olduğu düşünülüyordu. Ancak araştırmacıların fark ettiği tuhaf bir şey, G2 nesnesi kara deliğin olay ufkuna çok yaklaştığında bekledikleri şekilde parçalanmamış olmasıydı. Bunun yerine orijinal durumuna geri dönmeden önce başlangıçta gerildi. Bu gazı şöyle düşünebilirsiniz, sanki elastik gibi böyle çekiştiriyor gibi görünüyor burada. O şekilde tarif edebilirim size. Gökbilimciler 6 Haziran 2018'de Hawaii'deki Keck Gözlem Evi'nde toplanan 12 yıllık verileri G nesneleri olarak bilinen birkaç tuhaf nesneyi keşfetmek için analiz ettiklerini söyledi. Galaktik bir toz örtüsünün arkasında bulunan bu garip galaktik sakinlerin sadece iki örneği biliniyordu. Samanyolu galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara delik olan Sagittarius A, Yay A yıldızı olarak okunabilir. Yakınında gökbilimciler ilk G nesnesini G1 olarak tabir ediliyor 2004'te ve ikinci G2 nesnesini keşfettiler. Her ikisinin de kara deliğe en yakın yaklaşana kadar gaz bulutu olduğu düşünülüyordu. Hem G1 hem de G2 bir şekilde deliğin yer çekimi kuvvetinden kurtulmayı başardılar. Bu gaz bulutları olsaydı bu olay gerçekleşmeyebilirlerdi. Sagittarius A gibi 4 milyon güneş kütleli bir kara delik gaz bulutlarını parçalayabilir. Şimdi bu aynı gökbilimciler galaksinin kalbine yakın 3 garip G nesnesi G3, G4 ve G5 olarak etiketlediklerini rapor ediyorlar. Gökbilimciler şunları söylemiştir. Gaz bulutları gibi görünseler de yıldızlar gibi davranıyorlar. UCLA'daki Galaktik Merkez Yörüngeler Girişiminin bir üyesi olan gökbilimci Anna Quirlo bu sonuca varan bir ekibi yönetti. Takımın sonucunu Denver, Colorado'da yapılacak Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında açıkladı. Quirlo yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bu kompakt, tozlu yıldız nesneleri son derece hızlı ve galaksimizin süper kütleli kara deliğine yakın hareket ediyor. Yıldan yıla hareket etmelerini izlemek büyüleyici. Oraya nasıl ulaştılar ve ne olacaklar? Anlatacak ilginç hikayeleri olmalı. Burada hem gaz olarak hem de bir nevi gaz olmadığı bir toz bulutu olduğuna dair de açıklamalar mevcut. Yani tam olarak ne olduğu belli değil ama kara deliğin etrafına geldiğinde çekiştirir gibi elastik bir şekil alıyor. Onu açıklamaya çalışıyorlar. Randy Campbell, Keck Gözlem Evi'nde bilim operasyonları lideridir. OSIRIS Volume Display'in kısaltması olan OSRS Vol adlı bir yazılım geliştirdi. Bu da gökbilimcilerin G3, G4 ve G5'i tozlu arka plandan galaksinin merkezi yönünde ayırmasına izin veren özel bir hacim oluşturma aracı oluşturdu. 3 boyutlu analiz gerçekleştirildikten sonra ekip G nesnelerini açıkça ayırt edebildi ve bu da onların hareketlerini takip etmelerine ve süper kütleli kara delik etrafında nasıl davrandıklarını görmelerine olanak tanıdı. Campbell şöyle açıkladı. Bu projeye süper kütleli kara deliğin yakınındaki
karmaşık gaz ve toz yapısına dikkatlice bakarsak, şekil ve hızda bazı ince değişiklikler tespit edebileceğimizi düşünerek başladık. G nesnesi sınıfına yerleştirilen çok farklı hareket ve özelliklere sahip birkaç nesneyi veya tozlu yıldız nesnelerini tespit etmek oldukça şaşırtıcıydı. UCLA'dan gökbilimci Mark Morris şunları ekledi. Gaz bulutları olsaydı G1 ve G2 bozulmadan kalamazdı. G nesneleri hakkındaki görüşümüz onların şişirilmiş yıldızlar olduğu yönündedir. Merkezdeki kara deliğin uyguladığı gelgit kuvvetleri, yıldızlar yeterince yaklaştığında yıldız atmosferlerinden maddeyi çekebilir. Ancak yıldız çekirdeği vardır, sağlam kalması için yeterli kütleye sahiptir. O zaman soru, neden bu kadar büyükler? G nesneleri bol olabilir diye devam ediyor makalemiz. Çalışmanın başyazarı Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi'nden Anna Quirlo, meslektaşlarıyla birlikte Hawaii'nin hareketsiz volkanı Mauna'nın tepesinde bulunan İkiz Keck teleskoplarından birinde bir alet tarafından toplanan 13 yıllık galaktik merkez verilerinde yeni nesneleri tespit etmek için çalıştı. Kea, başlangıçta Sagittarius A'nın galaktik merkez yakınındaki gazı nasıl etkilediğini incelediğini söylüyor. Ama sonra bu kompakt nesneleri bulmaya devam ettik diyor. Gaz bulutu gibi davranmıyorlardı. Gerilmeyeceklerdi. Kara deliğin kendisi tarafından yenilemezlerdi. Bir yıldızın yapacağı gibi kara deliğin etrafında dönüyorlardı. Başka bir deyişle yeni ayırt edilen nesneler esrarengiz G1 ve G2'ye çok benziyordu. Sonuçta Quirlo 4 yoğun blobi yeni nesneyi işaretledi ve bunları G3'ten G6'ya kadar adlandırdı. G3 ve G6 diğer gruplar tarafından bağımsız olarak tespit edilmiş olsa da bilinen G nesnelerinin sayısını 6'ya çıkardılar. Her nesne Sagittarius A'nın 0,13 ışık yılı içinde yer almaktadır. G1 ve G2 bunların hepsi boyut olarak 100 astronomik birim düzenindedir. Bir astronomik birim kabaca Dünya ile Güneş mesafesidir. Ancak benzer yörüngelerde görünen bu ilk iki nesnenin aksine yeni dörtlünün her bir üyesi 170 ila 1600 yıl arasında değişen yörünge dönemleriyle galaktik çekirdeğimizin çevresinde diğerlerinden çılgınca farklı bir yol izliyor. Ekip, bilinen G nesnelerinin yörüngelerinin boyutunu ve şeklini takip etmeye devam edeceklerini ve bunların nasıl oluştuklarına dair önemli ipuçları sağlayabileceğini söyledi. Bu tozlu yıldız kompakt nesneler süper kütleli kara deliğe en yakın yaklaştıklarında çok dikkatli olacaklarını söylediler. Ve bu biz insanlar için kötü haber. Çünkü galaksinin merkezindeki olaylar astronomik bir zaman ölçeğinde hızlı bir şekilde gerçekleşiyor olsa da yine de dış uzay uygun bir insan zaman ölçeği gibi hiçbir şey üzerinde işlemiyor. Bu yakın karşılaşmanın bundan 20 yıl sonra G3 için ve G4 ve G5'in içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yine de gökbilimcilerin izleyeceğini biliyoruz. Çünkü açıklamalarının da açıkladığı gibi bu bize onların davranışlarını daha fazla gözlemlememize ve nesnelerin tıpkı G1 ve G2'nin yaptığı gibi sağlam kalıp kalmadığını veya süper kütleli kara delik için bir atıştırmalık olup olmadığını görmemizi sağlayacaktır. Ancak o zaman gerçek doğalarını açığa çıkaracaklar. Sonuç olarak önceden bilinen iki G nesnesi G1 ve G2 Samanyolu'nun merkezi kara deliğine inanılmaz derecede yaklaştı. Ancak hayatta kaldılar. Şimdi gökbilimciler galaksimizin kalbine yakın bu gizemli G nesnelerinden G3, G4 ve G5 olarak adlandırdıkları 3 taneyi daha izlemektedirler. Evet, bu ilginç nesneleri özellikle paylaşmak istedim. Ben buna ait bir belgesel de izlemiştim. Ondan da kısaca bahsedeyim size. Şöyle ki, biliyorsunuz yani Samanyolu galaksimiz 100 bin ışık yılına yakın boyutu. Ve yaklaşık bizim merkezine uzaklığımız da yanılmıyorsam, yine net olarak bir şey demeyeyim ama 26 bin ışık yılı uzaklık diye biliyorum.
Ve biz teleskoplarımızla dünyadan baktığımızda ki bunu genellikle yer bazlı teleskoplarla yapıyoruz. Baktığımızda Samanyolu galaksisinin merkezindeki kara deliğin kızıl ötesi şekilde, yani tozlardan arındırılmış gibi düşünebilirsiniz bunu. Normal gözle, yani bizim bakış açımızda değil de kızıl ötesi bakış açısıyla incelediğimizde bu çevresinde dolanan bu garip cisimleri açıklayan bir belgeseldi benim izlediğim. Ve şöyle düşünebilirsiniz, bunu da yine kafanızda canlandırmanız açısından söylüyorum. Bu nesneleri böyle direkt renkli bir şekilde değil de sanki böyle röntgen çekimindeki gibi belli aralıklarla hareketlerini izleyerek görüyorlar. Bu nesnelerde bu şekilde isimlendirilmelerinin nedeni ilk nesnenin G1 olarak adlandırılmasından kaynaklı. Yoksa hani nesneler gizemli görünüyor şu anda herhangi bir şey bilemediğimiz için haklarında tam olarak. Ama G kısmı da sadece isimlendirme amaçlı verilmiş bir şey. Yani bu nesnelerin gizemli olmasının sebebi aslında tümünün tam olarak ne olduğu, ki makale içinde de bahsettim size, gaz mı yoksa bir yıldız mı yoksa bir toz mu olduğu belli değil. Ama gaz olsa fizikçilerin tabiriyle ve düşünceleriyle ve yani düşündüklerine göre söyledikleri şu: eğer gaz olsalar çekilmişlerdi diye düşünüyorlar. Yıldıza daha çok yakın olduklarını düşünüyor hepsi. Ama ilk bulunduklarında bir gaz bulutu olabilir diye bakmışlar olaya. Evet, durum bundan ibaret. Gizemli G nesnelerini de incelemiş olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.